Özdilek Holding sunar. İyi günler, biliyor musunuz da bu hafta yine iki tane dosya hazırladık sizin için. İlk dosyamızda kalemlerin hikayesi var. Kurşun kalemlerin üstündeki 2B, HB ne demek biliyor musunuz? Tükenmez kalemler nasıl ortaya çıkmış, nasıl kullanılmaya başlanmışlar? İyi seyirler. Kalem Arapça, Yunanca kamış anlamına gelen kalamos'tan geliyor. Hat sanatında yazı türü karşılığı olarak da kullanılıyor. Mesela sülüs kalemi dediğinizde Arapçada bir yazım şekli olan sülüs yazısı anlaşılıyor. Ama sözcük genelde bildiğimiz yazı yazmaya yarayan kalemi anlatıyor. Şimdi herkesin elinde herhangi bir şey yazmak için kullandığı kalem eskiden ancak ehlinin elinde sanat sayılan bir şekilde kullanılırmış. Kalemi tutması bir, açması ayrı bir dertmiş. Aslında bir kamışın kalem haline getirilmesi, çeşit çeşit kalemtıraşlarla yontma, yarma ve kesme adı verilen 3 aşamada gerçekleşirmiş. Yazılacak yazının karakterine göre bu açma işlemi farklı şekillerde belli açılarla uygulanırmış. Ucun uzunluğu ve sertliği yazının karakterinde belirlermiş. Günümüzde genel kullanımdaki kalemlerin hikayesi bu anlattığımızdan biraz farklı. Britannica Ansiklopedisine göre tarihte kurşun kalemden ilk bahseden 1565 yılında İsviçreli doğa bilimci ve doktor Konrad Gresner. O dönemde kalem yapımında kullanılan grafitin bir tür kurşun olduğu düşünülüyormuş. Gresner sonradan grafitin farklı bir mineral olduğunu keşfetmiş. Kalemler benzeri işlev gören grafit bloklarını ilk ahşap tutacakları düşünenlerse İtalyanlar. İlk tutaklar çokgen şeklinde, tutma anlamında kullanışsızmış. Bu sorunu çözmeye çalışanlardan Simonio ve Lidiana Bernacotti adlı iki marangozun ilk modern ahşap çubuklu kalemi geliştirdiğine inanılıyor. Kalem yapımında kısa süre sonra nerede çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte halihazırda kullanılan sandviç sistemi ortaya çıkmış. Bunun adı lata. İki tane latanın ortasına mine denen malzemenin koymasıyla oluşuyor aslında kurşun kalem. Önce makinalarda böyle kanallar açılıyor. İçine su bazlı bir tutkal konuluyor. Daha sonra mine yerleştiriliyor ve böyle işkence aletinin içinde bastırılıyor. Daha sonra yine makinalarda kesime gidiyor. Yuvarlak mı kesilecek yoksa çok köşeli mi kesilecek? Kesimden sonra sıra boya aşamasına geliyor. Kurşun kalemle birlikte çocukluğumuzdan en aklımızda kalan belki de kırmızı kalem. Aynı sistemle yapılıyor. Minesi yani içindeki o çubuksa tüm boya kalemlerinde olduğu gibi normal kurşun kalem minesinden farklı. Kurşun kalemin minesi kil ve grafitten oluşuyor. Grafit ne? Bir çeşit karbon. Rengini veren kurşun kaleme şey o. Peki boya kalemlerine rengini ne veriyor? İşte grafit yerine renk sağlaması için değişik renk pigmentleri içeren maddeler konuyor. Bir hamur gibi yoğruluyor aslında minenin içeriği. Şu hale geliyor. Daha sonra çok yüksek basınçlı preslerde iyice preslenip şu hale geliyor. Bu çok yumuşak malzeme aslında, oyun hamuru gibi. Daha sonra şu hale getiriliyor arkamda gördüğünüz makinede ve kurutulmaya bırakılıyor. Temel üretim sistemi tüm kurşun kalemler için aynı. Renkli ya da normal mineleri yerleştirilip lataları birleştirilen kalemlerin kesimleri yapıldıktan sonra dışları boyanıyor.
modele göre süslemeleri yapılıyor. Kalemler bu ritmik boyama ve süsleme işleminden sonra paketleniyor ve satışa hazırlanıyor. Renkli kalemlerin üzerindeki boyalar genelde içlerindeki minelerle aynı. Normal kurşun kalemlerin üzerindeki işaretlerse karakterlerini belirtiyor. Sınava giderken yanınıza kurşun kalem almanızı genelde tavsiye ederler. Kurşun kalemlerin de 2B olmasını isterler. 2 neyi anlatıyor? B ne demek? B İngilizce blackness yani siyahlık kelimesinin baş harfi. Derecesi ne kadar yüksekse kalem o kadar yumuşak ve koyu yazıyor demek. Bir de H var. İngilizce'de hardness yani sertlik kelimesinin baş harfi. O da kilin miktarını yani kalemin sertliğini belirliyor. Doğal olarak kil ne kadar fazlaysa grafit o kadar azalacağından sert kalemler daha silik yazıyor. Derecelerse iki taraf için 9'a kadar gidebiliyor. H ve HB'nin arasında bir de F derecesi var. Bu da İngilizce fine yani iyi veya yeterli kelimesinin baş harfi. Bu kod kalemin iki anlamda da dengeli olduğunu belirtiyor. Belki biliyorsunuzdur, Soğuk Savaş'tan sonra anlatılmaya başlanan bir şehir efsanesi var. Amerikalı astronotlarla Rus kozmonotlar ilk defa uluslararası uzay istasyonunda buluşurlar uzayda. Amerikalılar Ruslara hava atmak için bakın biz uzayda yazabilen tükenmez kalem icat ettik yerçekimsiz ortamda. Bunun için milyonlarca dolar para harcadık der. Rus kozmonotlardan bir tanesi cebinden bir tane kurşun kalem çıkartıp deli misiniz niye o kadar para harcadınız bu da işimizi görüyordu der. Uzayda değiliz malum ama dünya üstünde de artık sadece kurşun kalemle işimizi götüremiyoruz. O yüzden farklı ihtiyaçlara göre farklı kalemler ortaya çıktı. İşte gelin size şimdi onları anlatalım. Tükenmez kalemin mucidi ABD'li John Law. 1888'de derilerini işaretlemek için ucunda küçük bir bilye bulunan bu kalemi icat etmiş ve patentini almış. Buluşu geliştiren ise 1935 yılında Macar Ladislao Biro ve kimyager kardeşi olmuş. Tükenmez kalemler zaman içinde çeşitlense de aslında çalışma prensipleri aynı. İlk icat edildikleri dönemdeki gibi çalışıyorlar. Bu için ucunda küçücük bir bilye var. Bu bilye içerideki mürekkebi dönerek yukarıdan alıyor ve kağıda aktarıyor siz yazarken. Mürekkep diğer mürekkeplerden biraz daha yoğun akmamasını sağlamak için yani etrafa bulaşmamasını sağlamak için. Bir özelliği de tükenmez kalemlerin daha çok yetişkinler tarafından kullanıldıkları için su bazlı değil solvent bazlı mürekkep kullanılıyor içinde. Biro kardeşler geliştirdikleri kalemi tanıştıkları Arjantin Başkanı Agustin Justo'ya göstermiş. Başkanın teşvikiyle Arjantin'de bir tükenmez kalem fabrikası kurmuşlar. Chicagolu Milton Reynolds, Arjantin'de gördüğü bu kalemleri Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edip parakende olarak satmaya başlamış. 1940'lardan itibaren artan tükenmez kalem üreticileri zaman içinde farklı ürünler geliştirmişler. Keçeli kalemlere neden keçeli kalem deniyor? Uçları yüzünden. Böyle bir uçları var aslında. Keçe. İçini açtığınız zaman bir de böyle filtre görüyorsunuz. Filtre daha akışkan olan mürekkebi tutuyor. Çocuklar kullandığı için genelde keçeli kalemleri, mürekkepleri su bazlı. Tükenmez kalemden farklı olarak. Bir de roller kalemler var. Daha ince uçlu mürekkepli kalemler. Dolma kalem gibi yazmıyor gerçi ama aynı işleri görüyor. Onların mürekkebi de biraz daha akışkan. Aynen tükenmez kalemlerdeki gibi uçlarında onların da minicik bir bilye var. Kurşun da olsa tükenmez de olsa kalemler icat edildikleri günden beri değişmeyen bir prensiple üretiliyor. İstanbul metrosu sefere nasıl hazırlanıyor? Metro trenleri işleri bittikten sonra nereye gidiyor? Nasıl temizleniyor? Nereden kontrol ediliyor metro biliyor musunuz?
İstanbul şimdilik 5461 km² bir alana yayılmış. Nüfusunun 14 milyondan fazla olduğu hesaplanıyor. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçileri de sayarsak bu rakam daha da yükseliyor. Kentte bu kadar insanın ulaşımını sağlamak üzere işletilen toplu taşıma sistemleri, özel şirketlere ve kamuya ait otobüs, minibüs ve metrobüs ağları, deniz araçları ve raylı sistemlerle gerçekleştiriliyor. Toplu taşımadaki kalabalık sistemlerin yeterliliği ile ilgili bir fikir verebilir. Ancak bu sistemler gün geçtikçe gelişiyor. Gerçi ne kadar gelişirse gelişsin, gerek kişisel istek ve ihtiyaçlardan, gerekse belli bölgelerdeki toplu taşıma zorluklarından İstanbul'daki otomobil sayısı da gün geçtikçe artıyor. Tabii buna bağlı olarak trafik yoğunluğu da. Toplu taşımaysa trafiğe girmeyen alternatiflerinde adeta hayat kurtarıyor. Osmanlı'nın başkentinde toplu taşıma tramvayla başladı. Atlı tramvaylar Suriçi dışındaki kentin yeni semtlerini merkeze bağladı ve gelişmelerini sağladı. Zamanla atlı tramvayların yerini elektrikliler aldı. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmesi kuruldu ve tüm toplu ulaşım hizmetleri bu yapı eliyle yürütüldü. Bunlar o dönemde tüm büyük dünya kentleri için sıradan hizmetlerdi. Ancak tüm bu toplu ulaşım hizmetleri arasında biri var ki dünya tarihine geçti. Belki şimdiki metroların da analarından biri oldu. Karaköy'ün iş merkezlerini Beyoğlu'ndaki sosyal hayata bağlayan yeraltı metrosu, şimdiki adıyla tünel, 1863'te Londra'da hizmete girenden sonra inşa edilen ikinci yeraltı taşıma sistemi. 17 Ocak 1875'te açıldı. Toplam uzunluğu 573 metre. Daha önceden restore edilmiş hali şimdi Rahmi Koç Müzesi'nde bulunan buharlı bu makine yardımıyla çekilen bu vagonlar 1910 yılında elektrikle çalıştırılmaya başlandı. Fransız özel şirket tarafından yapılan ve işletilen tünel 1939'da YTT Genel Müdürlüğü'ne devredildi. 1970 yılında yine bir Fransız firması tarafından tamamen yenilendi. 90 saniyede Galata ile Beyoğlu'nu birbirine bağlıyor. Bu dik ve zorlu yokuşu çıkmak istemeyenler tam 141 yıldır buradan işe gidiyor, işten geliyor. Karaköy-Pera arası nispeten trafikten yoksun bir alan. Peki ya daha uzak mesafeler? İşte onlar içinse en azından belli merkez hatlarda imdadınıza yine bir yeraltı sistemi yetişiyor. Özellikle sabahları işe giderken ya da akşam iş çıkışlarında İstanbul trafiği inanılmaz bir hal alıyor. Toplu taşıma araçları trafiğin biraz azaltılması için hem de insanların bir yerden bir yere daha rahat gidebilmesi için çok önemli. Bunlardan en fazla işe yarayansa belki de metro. Çünkü 2 saatte gideceğiniz yere 15-20 dakikada gidebiliyorsunuz. İstanbul'da bir metro sisteminin yapılması aslında çok eskiden beri düşünülmüş. YTT arşivinde bu rüyanın ilk 1908 yılında başladığına dair belgeler bulunuyor. Farklı milletlerden şirketler 1912 yılından beri bu iş için çeşitli projeler önermişler. Örneğin yine belediye arşivindeki Mecidiyeköy ile Yenikapı arasında bir metro imtiyazı verildiğine dair kayıtlara rağmen proje gerçekleşeli daha 20 yıl olmadı. Metro sistemi İstanbul'da ancak 20. yüzyılın sonlarında gerçek anlamıyla hayat buldu. Son proje 1987'de geliştirildi. Buna göre metro güzergahı 16.207 metre olacaktı. İstasyonları Topkapı, Şehremini, Cerrahpaşa, Yenikapı, Unkapı'nı, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli, Gayrettepe, Levent, 4. Levent olan bir hat önerildi. İşte bu projenin hatlarından Şişhane-Hacı Osman arası M2 koduyla 2000 yılında açıldı. Taksim istasyonu tıpkı tüneldeki gibi bir uygulamayla bir finiküler sistemle Kabataş'a bağlandı.
Boğazın altından iki kıtayı birbirine bağlayan Marmaray Tüneli'nin açılmasıyla M2 hattı Şişhane'den Yenikapı'ya ve Marmaray'a bağlandı. Marmaray'dan Kadıköy'e ve Kartal'a kadar M4 adıyla yeni bir metro hattı kuruldu ve 2012'de kullanıma açıldı. En son 2013'te Levent-Rumeli-Hisar üstü yani M6 hattı hizmete girdi. İstanbul'un dört bir tarafında yapılan metro kazıları hatların daha da çoğalacağının göstergesi. Şimdiki planlara göre İstanbul metrosunun tüm hatları tamamlandığında İBB'nin sitesindeki rakamlara göre 981 kilometreden uzun blok bir hat oluşturulacak. İstanbullular metrodan hiç çıkmadan aktarmalarla kentin bir ucundan diğerine, hatta üstünde metro hattı olacağı söylenilen 3. köprü ve tünel vasıtasıyla kıtadan kıtaya seyahat edebilecek. Daha rahat, daha çevreci, daha hızlı bir ulaşım alternatifi olarak metro hayatımızı daha da kolaylaştıracak. Peki bu sistem nasıl işliyor? İstanbul metrosunun Avrupa yakasındaki merkezi Seyrantepe'de. Burası İstanbul metrosunun beyni. Her şey buradan kontrol ediliyor. Gördüğünüz gibi arkadaki ekranlarda CCTV sistemiyle tüm istasyonlar güvenlik kameralarıyla gözetleniyor. Bu gördüğünüz ekranlarda depodan çıkan trenlerin sisteme nasıl aktarılacağı kontrol ediliyor. Burası ise ana kontrol merkezi. Yani bütün trenler şu karşıda gördüğünüz video ekranında kendi kodlarıyla kontrol ediliyorlar. Buradaki operatörler tarafından nereye gidecekleri, nasıl gidecekleri yönlendiriliyor. Bu taraftaysa bütün bu sistemin işlemesini sağlayan enerjinin kontrol edildiği merkez var. Burada bütün istasyonlardaki enerji durumu ekranlardan takip edilebiliyor. Metro trenleri seferleri bittikten sonra yine buradaki merkeze geliyor. Levent Hisar üstü yani M6 hattında ve Hacı Osman Yenikapı yani M2 hattında işleyen trenler seferleri bittikten sonra Seyrantepe'deki ana depoya çekilerek hem temizlikleri yapılıyor hem de geceyi burada geçiriyorlar. Burası adeta bir yeraltı garı. Mesai saati yaklaşırkense başka bir çalışma başlıyor. İstanbul metrosunu her gün 500 binin üstünde insan kullanıyor. Siz de seyahat ederken düşünüyor olabilirsiniz İstanbul'dayken metroyu kullanıyorsanız tuttuğum yer temiz mi diye. Servise alınmadan önce vagonların hepsi Seyrantepe'deki ana depoda temizlik personeli tarafından en ince ayrıntısına kadar temizleniyor ve daha sonra özel bir makinayla dezenfekte ediliyor. Bu işlem için özel bir ilaç kullanılıyor. İlaç temizlik sonrası kalabilecek bakterileri tamamen yok ediyor. Bir sonraki aşamadaysa trenler dış temizlik için başka bir bölümdeki yıkama istasyonuna götürülüyor. Dış yıkamaları yapılan trenler kumanda odasından gelen talimatla sefere çıkıyor. Sami Akgün 4 yıldır İstanbul Ulaşımı AŞ'de çalışıyor. Makinist. Eskiden tramvayları kullananlara vatman denirdi biliyorsunuz. Şu anda sinyal geldi. Depodan ana hatta çıkmak üzereyiz. Birazdan sinyal de geldiği için yani önümüz açık olduğu için hatta başka tren olmadığı için ana hatta çıkacağız ve yolcu almaya başlayacağız. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. İstanbul metrosunu resmi rakamlara göre günde 2,5 milyon kişi kullanıyor. Sabah 06'dan başlayan seferler gece yarısına kadar devam ediyor. Malum toplu taşıma araçlarını kullanmanın bazı kuralları var. Şimdi o kuralları kafanızda bir çevirin, ilk aklınıza gelenler uymanız gerekenler. Ancak bir kural var ki sanırım sadece biz erkekler için geçerli. Bitirirken kadın izleyicilerimizin uyarılarıyla bir not düşelim. Arkadaşım,
metroda otururken şu bacakları bir toplayalım. Önümüzdeki hafta yeni dosyalarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Özdilek Holding sundu.